akar beyazdır ölüm. Henüz 23 yaşındaydı. Gençliğinin baharındayken kaderin acımasız davranışı onu aramızdan sessizce çekip almıştı. Bazı şeyler insanın içine doğar ya, Kerim Tekin'in de öyle doğmuştu öleceği. Yakınlarına ve çevresine sürekli ben trafik kazasında öleceğim, ölürsem belki albümlerim çok satar diyordu. İşte bu hikaye kariyerinin zirvesindeyken trafik kazasında hayatını kaybeden, ölümüyle sanat camiasını yasa boğan, kısa sürede birçok başarılı işlere imza atan Kerim Tekin'in hikayesi. Kerim Tekin 18 Nisan 1975 tarihinde İstanbul'da doğdu. İlkokula Kültür Koleji'nde başlayıp Mevlana İlköğretim Okulu'nda bitirdi. Bu yıllarda şan ve gitar dersleri aldı. Lise yıllarında amatör bir futbol takımında oynayıp hem de gece kulüplerinde şarkı söylemeye başladı. 1992 yılında futbolu bırakma kararı alarak futbol takımından ayrılır ve müzik yaşamına başlar. Gece kulüplerinde ve barlarda amatör olarak gitar çalar, şarkı söyler. Aynı zamanda kendi şarkılarını da yazmaya başlar. Bir gece kulübünde çalarken menajer olan Halis Bütünley tarafından çok beğenilir ve o esnada keşfedilir. Daha sonra es müzik ve raks müzikle bir anlaşma imzalayarak profesyonel müzik hayatına atılmak için çalışmalara başlar. 1995 Şubat'ında ilk albümü Kara Gözlüm'ü çıkardı. Albümdeki Kenan ve Ozan Doğulu kardeşlerin söz ve müziğini yazdığı, klibini Sylvester Love'un yönettiği Cici Baba adlı şarkısıyla çıkış yapmış ve herkesin ilgisini çekmişti. Kısa saçları, deri ceketi ve çocuksu yapısıyla müzik dünyasına ilk adımını atmış oldu. Toplam 10 şarkı olan albüm Ozan Doğulu, Kenan Doğulu, Garo Mafyan, Ozan Çolakoğlu, Zeynep Talu, Şehrazat, İlhan Şeşen, Ahmet Kaya, Saros Hecikyan ve Febio Taşel gibi isimlerle çalışmıştı. Türkiye'nin birçok yerinde konser vermeye başlayan Kerim Tekin, İlhan Şeşen'in söz ve müziğini bestelediği Kara Gözlüm adlı albümle aynı adı taşıyan şarkıya ikinci klibini çekti ve şarkı çıktığı anda müzik listelerine girdi. Aynı zamanda birçok program teklifi almaya başladı. O dönemde Huysuz Show ve Erol Evgin Show gibi birçok show programına katıldı. Miras Yediler adlı Show TV'de yayınlanan televizyon dizisiyle birlikte oyunculuk kariyerine de başladı. 1997 yılında ikinci albümü Haykırsam Dünya'yı raks müzik ve es müzik etiketiyle piyasaya sundu. Bu albümün prodüktörlüğünü diğer albümdeki gibi menajeri Halis Bütünle üstlendi. Tarzını da değiştiren genç sanatçı uzun saçları, kirli sakalı, küpesi ve giyimiyle kendini tamamen baştan yaratmış ve genç kızların sevgilisi olmuştu. Albüm 11 şarkıdan oluşuyordu. Söz ve müziğini Tayfun Duygulu'nun yazdığı Karbeyaz adlı şarkıyla klip çekmiş ve bu şarkıyla çıkış yapmıştı. Şarkı çıkış yapar yapmaz müzik listelerinde zirveye ulaşmıştı. Karbeyazdır Ölüm ve Haykırsam Dünya'ya adlı şarkıları dillere pelesenk olmuştu. Söylediği şarkılarla ve yeni tarzıyla halkın ilgisini çekmeyi başarmıştı. Bunun yanı sıra magazin dergileri ve dönemin popüler programlarından olan Bizim Michael, Çat Kapı, Şahane Pazar, Seç Bakalım ve 7'den 77'ye gibi birçok programa katılmış ve röportajlar vermişti. Albümde Şehrazat, Fedon, Hakan Demir, İskender Paydaş, Tayfun Duygulu, Ozan Doğulu, Kenan Doğulu, Zeynep Türkeş, Yusuf Bütünley, Cenk Bütünley gibi isimlerle çalışmış ve 1998 yılında Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde en iyi erkek sanatçı ödülüne aday gösterilmişti. Aynı zamanda şarkıcı Zerrin Özer'le aşk yaşadığı iddiaları magazin dünyasına yansıdı. Aynı yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında konserler verdi. Oyunculuğa da adım atan yakışıklı sanatçı, başrollerini Meral Konrad ile paylaşacağı Yaz Akşamları adlı TV filminin çekimlerine başlamıştı. Filmde Kerim adında bir üniversite öğrencisini, aynı zamanda da bir araba yarışçısını canlandırmış ve filmin başrolünde oynamıştı. Filmin yönetmeni olan Cem Akyoldaş, Kerim Tekin'in 3. şarkısı olan Akşamlara klip çekecekti ve klibi filmden alınan görüntülerle tamamlamıştı. Mayıs ayında yayınlanan klip sanatçının ölümü üzerine Haziran ayında tekrar yayınlandı ve klibin sonuna "Seni asla unutmayacağız" diye bir yazı yerleştirilmişti. 1 milyonu geçen albüm satışıyla 90'lara damgasını vuran sanatçılar arasına girmişti. 1998 yılının ortalarında Karbeyaz adlı filmin çekimlerine başlamıştı. Karbeyaz'ın çekimleri devam ederken gittiği Afyon Termal konserinden İstanbul'a dönerken Halis Bütünley ile birlikte trafik kazası geçirdi ve kazada yaşamını yitirdi. Her iki film de yarıda kaldığı için yayınlanmadı. Ölümü tüm sanat camiasını
yasa boğmuş ve Türk pop müziğinin hızla yükselen isimlerinden biri görülen Kerim Tekin'in cenazesi, Türkiye'nin en kalabalık sanatçı cenazelerinden biri olmuştu. Ölümünden sonra albüm satışları 1 milyonu geçmişti ve ölümünden sonra şarkıları birçok sanatçı tarafından seslendirilmişti. 2012 yılında İskender Paydaş'ın Zamansız Şarkılar albümünde Kar Beyaz adlı şarkısının İrem Candar'la birlikte olan düeti yayınlanmıştı. Kerim Tekin'e birçok oyunculuk teklifi geldi. İlk olarak 1996 yılında Miras Yediler adlı televizyon dizisinde rol aldı. Daha sonra Meral Konrat ile birlikte başrolünü paylaştığı Yaz Akşamları adlı bir televizyon filminde Kerim adlı karakteri canlandırdı. Hit şarkısı Kar Beyaz ismiyle aynı adı taşıyan filmde ise gazeteci Kemal karakterini başarıyla canlandırdı. Fakat film Kerim Tekin'in ölümü üzerine yayınlanmadı. Kar Beyaz filminin çekimleri sırasında bir başka film için setlere giden Tekin'in bir filmi daha vardı. Ama filmin daha adı bile belli olmadan Kerim Tekin yaşamını kaybetmişti. Kerim Tekin her sene düzenlenen Afyon Sandıklı Termal 98 konserine gidecek olan sanatçılar arasında yer aldı. 26 Haziran akşamı büyük bir ilgiyle beklenen konserine çıktı. Konserde şarkılarını söyledi ve daha sonra sahne arkasına gitti. Tüm sanatçılar sahne arkasında öylece beklerken Tekin, aceleyle en yakın arkadaşlarından birisinin düğünü olduğunu söyleyerek röportajdan hemen sonra en yakın arkadaşının düğününe gitmek için menajeri Halis Bütünle ile birlikte kiraladığı bir arabayla yola çıkmıştı. Direksiyon koltuğuna Kerim Tekin geçmişti. Saatler gece 11'i gösteriyordu. 15 veya 20 dakika sonra Kerim Tekin, mıcır çalışması olan bir yolda karşıdan gelen bir süt tankeri ve bir kömür kamyonuyla karşılaşmıştı. Ve mıcırda tekerlekleri kayan kömür kamyonu süt tankerine çarpmıştı. Çarpışma esnasından kısa bir süre sonra süt tankeri yere devrilmiş ve hemen arkasında olan Kerim Tekin'in arabasının üstüne çıkmıştı. Tam kamyonun arabanın üstüne çıktığı o esnada menajeri olan Halis Bütünle Kerim'in koltuğunu ve kendi koltuğunu yandaki düğmeleri büyük bir hızla çekerek arkaya yatırmıştı ve saniyeler sonra kamyon arabanın üzerine çıkmıştı. Kamyon aracın üstüne çıkarken aracı 70-75 metre geriye sürüklemişti ve o esnada Kerim Tekin'in arabası şarampolden aşağı düşmüştü. Arkasından kamyon da arabasının üstüne düşmüştü. Bu esnada sanatçının kiraladığı aracın dört kapısı da büyük bir gürültüyle basınçtan dolayı açılmıştı. Kamyon sanatçının arabasının üstüne düştükten sonra menajer Halis Bütünle Kerim Tekin'e iyi misin dediğinde sanatçı bir şeyim yok, ben iyiyim demişti. Bütünle araçtan çıkarken sanatçıya ben çıkacağım, çıktıktan sonra sen de arkamdan gel demişti. Ve Bütünle araçtan çıktıktan sonra dizine kadar çamura batmıştı. Bütünle dizine kadar gelen çamurla yürüyerek 10-15 metre araçtan uzaklaşmış ve sanatçıya beni duyuyor musun diye seslenmişti. Bütünle benim oturduğum koltuğa geç demişti. Kerim Tekin o koltuğa geçtikten sonra menajerine gelemiyorum diye seslenmişti. O sırada Halis Bütünle yukarı çıkarak etrafından yardım istemişti. Ve gelen yardımın sonucunda Kerim Tekin araçta son nefesini vermişti. Festivalde haberi öğrenen sanatçı arkadaşları Reyhan Karaca, Seçil, Alişan ve Zafer Peker acı haberle şok olmuştu. Yine festivaldeki isimlerden birisi olan Zerrin Özer ise olayı öğrendiği zaman sinir krizi geçirdi ve doktorların verdiği sakinleştirici iğnelerle kendine geldi. Festivalin 3. konseri gelen acı haberle beraber iptal edilmişti. Festivalde olmayan fakat haberi o gece öğrenen Nalan ve Tayfun Duygulu'ysa en yakın dostumuzdu. Ölümüne inanamıyoruz dediler. Olaydan tam bir hafta önce 21 Haziran günü Defne Joy Foster, Star TV'de yayınlanan Çat Kapı adlı magazin programı için Kerim Tekin'in evine röportaj için geldiğinde, Kerim Tekin'in Kara Gözlüm albümü döneminde giydiği sarı siyah deri ceketi istediğinde Tekin şu cevabı vermişti. Onu vermiyorum, saklayacağım. Yani ben o ceketi çocuklarıma götüreceğim cevabını vermişti. Ama ne yazık ki olaydan tam bir hafta sonra henüz 23 yaşındayken bir trafik kazasında yaşamını yitirmişti. Vefatından 6 ay önce kendisi gibi sanatçı olan Gökhan Semiz de bir trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Olaydan tam 9 yıl sonra 2007 yılında ana haber bültenleri ve magazin dergilerine tekrar çıkmıştı. Çünkü aynı tarzda bir kaza rock sanatçısı Barış Akarsu'nun da başına gelmişti. Kerim Tekin'in cenazesi Ataköy 5. Kısım Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu mezarlığında defnedildi. Cenazesi büyük yankı uyandırmıştı. Cenazesinde Sibel Can, Kayhan, Zeynep, Zerrin Özer ve Asrın Tuncer gibi birçok sanatçı katılmıştı. 27 Haziran 1998 tarihinde bir trafik kazasında hayatını kaybeden Kerim Tekin, genç yaşta büyük başarılara imza atmış, 90'lı yıllara damgasını vuran iki albüm çıkarmıştı. Aynı yıl içinde Zerrin Özer, Tekin'in Haykırsam Dünya'yı
Dünyayı adlı albümünde bulunan ve büyük bir hit olan Karbeyaz adlı şarkının düet versiyonunu yayınlamıştı. Şarkı müzik kanallarında ve listelerinde yerini almış ve tekrar bir numaraya kadar yükselmişti. 1998 yılında Zerrin Özer, Kerim Tekin'e o yıl albümünde bulunan Şimdi Uzaklardasın adlı şarkıyı armağan etmişti. 1998 yılı içinde çekilen Karbeyaz adlı sinema filmi ölümü üzerine yarım kalmıştı. 2006 yılında gazetelerde sinema filminin tamamlanacağı haberleri çıksa da tamamlanmamıştı. Yaz Akşamı adlı başrolünü Meral Konrad ile birlikte paylaştığı televizyon filmi ölümünün ardından TGRT kanalına yayınlanmıştı. 2005 yılında Barış Akarsu ve Özgür Çevik, Akademi Türkiye adlı yarışma programında Karbeyaz adlı şarkıyı canlı olarak söylemişlerdi. 2011 yılında Kral TV'nin yaptığı Kral Fanlar adlı programda toplanan Kerim Tekin fanları ve sanatçı arkadaşları sanatçıyı anmışlardı. 2012 yılında Okan Bayülgen'in TV8'e yayınlanan gece programı Disko Kralı'nda bir 90'lar programı yapılmıştı. Ve o gün Kerim Tekin dünya çapında en çok konuşulan isimlerden biri olmuştu. Yaşasaydı şimdilerde 50'li yaşların başında olacaktı. Belki birçok isimle çalışacak ve birçok başarılı işlere imza atacaktı. Henüz gençliğinin baharındayken 23 yaşında hayatını kaybeden bu usta sanatçıya biz de sevenleri olarak mekanı cennet olsun diyoruz.